Hepinize merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün siyah fasulye pişireceğim ve siyah fasulye ile ilgili siyah fasulye ile yapmış olduğum tarifleri paylaşacağım sizler için. Ben de ilk kez evde pişiriyorum. Güney Amerika ülkelerinde, Meksika ve Peru'da çok kullanılan bir fasulye türü. Bizim ülkemizde yetiştiriliyor mu bilmiyorum ama marketlerde mutlaka vardır. Çok faydalı bir fasulye çeşidi. Özellikle yine diyette olanlar için, diyabet hastaları, kalp hastaları için doktorlar tarafından tavsiye ediliyor. Kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor. Alzheimer hastaları ve Parkinson hastalarında hastalığı ilerlemesini durdurmak için yine tüketilen bir fasulye çeşidi. Yani birçok faydası var. Gerçi bütün yiyeceklerin birçok faydası vardır. Düzenli ve dengeli kullanıldığında. Tokluk hissi verdiği için de özellikle diyet yapanlar için, vegan olanlar için çok güzel bir ürün. Evet, şimdi bunu 4-5 saat suda bekleteceğim. Sonra da tariflerimi yapmaya başlayacağım. Umarım hoşunuza giden tarifler ortaya çıkar. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar, fasulyelerim suyun içerisinde 4-4,5 saat kaldı. Sonra da haşlanmaya bıraktım. 1 saatin içinde de yumuşadı yani. Görüyorsunuz. Suyu böyle. Şimdi birazdan süzeceğim bunu ve de yapacağım tariflerimi sırayla yapacağım. Gerçi ben 1 kiloluk paketin hepsini birden haşladım. Yani bu çok. Bir kısmını da dondurucuya atacağım. Şöyle. Görüyor musunuz? Tadı çok güzel. Normal fasulyeden daha güzel bir ürün. Evet. Tarifleri yaparken de tekrar zaten paylaşımlar yaparım. Arkadaşlar, siyah fasulyemi haşladım. Ondan sonra da süzdüm. Şimdi de sırasıyla yemeklerimi yapmaya başladım. Önce burada bol havuç, kuru soğan ve acı sivri biber doğradım. Zeytinyağının içerisinde bunları güzelce kavuracağım. Sonra biber salçası vuracağım içine, onu da. Sonra da siyah kuru fasulyelerden içine bırakıp güzelce pişireceğim. Zeytinyağlı kuru fasulye zeytinyağlı, evet, siyah kuru fasulye pişmiş olacak. Bir tarifim böyle. Siyah kuru fasulyelerim çok fazla. Yani 1 kiloluk paketlerin hepsini birden haşladım. Sonrasında tekrar haşlama işlemi yapmamak için. Şunu da böyle ayırdım. Buzluğa atacağım. Derin dondurucumda kalsın. Ani bir işim çıktığında hemen çıkartır. Yine böyle zeytinyağlı bir tarif yaparım. Ya da salatasını yaparım. Sonra efendim diğer tariflerde görüşürüz. İnşallah. Ha, bu arada gündüz çekimi yapıyorum ama hava kapalı ve karanlık. Yine aspiratör ışığında yemeklerimi yapıyorum ve de video çekimini yapıyorum. Ne kadar fedakar olduğumu görünüz yani. Evet arkadaşlar, şu anda siyah kuru fasulye ile yapmış olduğum ikinci tarifi paylaşıyorum. Salata yapıyorum. Şurada en altta siyah kuru fasulyelerim. Üzerine birkaç yaprak marul doğradım. Kırmızı soğan doğradım.
Ben bu tip salatalara taze domates doğramıyorum çünkü çok sulandırıyor. O yüzden de kuru domates doğradım. Yine kornişon, turşu. Baharat olarak hiçbir şey katmadım. Yalnızca tuz ekledim. Şu nar ekşisi sosundan birazcık ve birazcık limon. Görüyor musunuz? Şöyle. Ve hakiki zeytinyağı. Şimdi bunları güzelce bir karıştırıyorum böyle. Ben bu tarz salataları çok severim. Ben zaten salata çok severim. Yani evdekiler olmamış olsa her gün salata yerim. Envai çeşit salata. Salata ve sandviç. Kış aylarında da çorba ve sandviç. Yani salata ve ekmek arası lezzetler benim favori lezzetlerimdir. Evet. Mis gibi oldu. Vallahi öyle güzel kokuyor ki. Yani özellikle şu kurutulmuş domates ayrı bir lezzet katıyor. Kurutulmuş domates burada zeytinyağının içerisinde özel sosta bekletilmiş olan bir ürün. Ama Türkiye'de domates bol olduğu için ben kanallardan da takip ediyorum. Eskiden de yani annem de Türkiye'deyken domates falan kurutuyordu. Onu yemeklere falan katıyorlardı. Harika oluyordu. Evet, böyle arkadaşlar. Şimdi tekrar yemeklerimi göstereyim sizler için. Gün ışığı maalesef bittiğinden dolayı da yani erken saatlerde hava kararıyor. Artık yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Şurada siyah fasulye salatam. Burada ise zeytinyağlı, bol havuçlu, biberli siyah fasulye. Bundan biz yedik hemen. Bu da kalan ama soğudukça çok daha lezzetli oldu. Şimdi salatanın da tadına bakacağım. Zaten kötü olma gibi bir olasılık yok. Kötü olması imkansız. Ama şu zeytinyağlı kuru fasulye gerçekten harika. Kullandığım işte soslar da burada salataya. Nar ekşisi ve limon suyu. Bir de arkadaşlar ben bir açıklama yapmak istiyorum şöyle. Yemek kanallarını gezerken veya alışveriş videolarını izlerken bakıyorum birçok arkadaş hani bu ben her şeyi biliyorum anlamında değil. Bazı arkadaşlar şu çiçek yağını da zeytinyağı olarak gösteriyorlar ya da zeytinyağı olarak adlandırıyorlar veya işte sıvı yağı tencereye boşaltırken zeytinyağı diyorlar. Bir defa bu zeytinyağı değil. Yemekten anlayan insanlar bunu bilirler. Bu çiçek yağı ki çiçek yağı da kendi arasında yine ayrılıyor. Şu anda benim kullandığım ayçiçek yağı. Çiçek yağları ise çok çok farklı da ayrılıyor. Şu ise hakiki zeytinyağı ve zeytinyağı da zaten böyle koyu şişelerin içerisinde olur ki bozulmasın diye. Yani bu hep dikkatimi çekti. Arkadaşlar da hani izleyenler de olursa en azından bir dipnot olarak akıllarının bir köşesinde kalsın. Yani her sıvı yağı zeytinyağı olarak adlandırmayın lütfen arkadaşlar. Envai çeşit sıvı yağ var, çiçek yağı var. Evet. Benim bugünkü tariflerim böyle. Siyah kuru fasulye yaptım. Dediğim gibi diyette olanlar için, şeker hastaları için, kalp ve kan şekeri hastaları için inanılmaz lezzetli bir ürün. Son yıllarda çok popüler. Bizim ülkemizde yetiştiriliyor mu bilmiyorum ama bunu oturup iyice bir araştıracağım. Belki de Türkiye'de de yetiştirilmeye başlanıldı. Çünkü Anadolu bereketli topraklardır. Neden yetiştirilmesin ki? Ama mutlaka marketlerde falan vardır yani. Bu da arkadaşlar tarifini vermiştim zaten. Çok basit. Fasulyeleri haşladım. Bol zeytinyağının içerisinde. Yani zeytinyağı derken bunun içerisinde.
havuç, kuru soğan, bir de sivri biberleri soteledim. Salça vurdum. Arzu ettiğiniz salçayı kullanabilirsiniz. Ben biraz biber salçası, biraz da normal salça kullandım. Salça kokusu gittikten sonra da zaten fasulyeler haşlanmıştı. Onları bıraktım. Ve de suyunu ekledim. Birkaç kaynar sonra da kapattım zaten. Bu da yine dediğim gibi haşlamış olduğum siyah kuru fasulye. İstediğiniz şeyleri katabilirsiniz. İçerisine havuç da rendeleyebilirsiniz. Mısır da koyabilirsiniz. Hatta benim burada mısırım da vardı. Göstereyim de bırakayım mı bırakmayayım diye tereddüt ettim. Şöyle mısırım da elimin altındaydı ama bırakmadım. Çok da dilim karışık olmasın. Ondan sonra yağını, tuzunu ayarladım. Bunda da yine saf zeytinyağı kullandım. Ben zaten salatalarda hep saf zeytinyağı kullanırım. Güzelce karıştırdım. Yemeğe hazır bir durumda. Beni bekliyor. Tadına birazdan bakacağım. Umarım hoşunuza giden tarifler olmuştur. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok ama çok mutlu olurum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle ve dostça kalın.